Oğlum bu harbi çok iyi ya. Bir dakika sesi ayarlıyorum. Sayın seyirciler, Teşekkür organize ediyorum suç örgütü Fatih. lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in önce serbest bırakılıp sonra da aynı mahkeme tarafından hakkında tutuklama kararı çıkartılması İrecim Emrah hoş Türkiye'de geldin. gündemin bir numaralı maddesi oldu. Serbest kaldıktan sonra Bu sınır... arada Sedat Peker de reis de yaşlandıkça böyle yakışıklılaşmamış mı? Böyle bir karizma olmamış mı? Kadem basan Sedat Peker'in kendisini takip eden polisleri Boğaziçi Çok farklı baksanıza bıyıkla Köprüsü'nün falan. çıkışında Botoks ahlaksız mu? ortaya çıktı. Kime dedi ya? Kime dedi? Savcıya da şunu söyledim. Ben buradan çıktıktan sonra her an suç işlemeye eğilimli bir insanım. Şimdi efendim ben bu adamı yakalamışım. Kolunu kırmışım yetmemiş. Bacağını kırmışım yetmemiş. Kafasını kırmışım yetmemiş. Kaburgalarını kırmışım yetmemiş. Ben gene diyorum. Bende böyle bir potansiyel var. Öyle bir lakabı mı var? Ben bilmiyordum. Ben biraz anlatayım. Annemi çok sevdim. Annemin beni her dakika ve her saniye görebileceğini düşünüyorum. Ve annemin beni sanki Tolga abi güvenli hoş bir halde geldin. gördüğünde çok üzüleceğine inanıyorum. O yüzden dolayı psikolojik ben hep gülüyorum. Oradaki polislerin tamamen söylediği şu. Sakın dışarıda gülme. Mahkemeye giderken de askerlerin dedi. Ya güleceğim dedi. Cehennemde de zebaniye güleceğim ya. Cehenneme gideceğim. Orada da zebaniye güleceğim. Kimse beni ağlarken görüp o zevki yaşamayacak. Hani bunlar acı çektirdiler ya herkes. Diyemeyecekler bak acı çekiyor. Bunu dedirttirmem. Derimi yüzüp tuza basar. Denemesi bedava. Bir daha yaşarsan bir daha yapsınlar. Gülerim. Teşekkür ederim abi. Oğlum bizim izlediğimiz Gangsta Paradise bu değildi ya. Önemli bir gelişme, Sedat Peker Ataşehir'de katıldığı bir açılışta imkanı olan ruhsatlı silah alsın demiş. Tepkiler çığ gibi büyümüştü. Savcılık o sözlerle ilgili harekete geçti. Peker hakkında suç işlemeye tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlarından soruşturma başlatıldı. Vizyonlar yüzeyi onlara yakınlık duymuş, onlarla yol almış, onlarla daha sonrasında yolunu ayırmamış bütün herkesi en yakın bayrak direklerine asacağız. En yakın ağaçlara asacağız. İnşallah. Neymiş? Maltepe cezaevini basacaklarmış. Arkadaşlarını çıkaracaklarmış. Büyük bir devrimin başlangıcı olacaktır. Tam bırak. Çoluk çocuksunuz. Ulan kan görseniz bayılırsınız siz sahtekarlı. Elbet bir gün bunun hesabı olacak. Ancak benim belirlediğim zamanda, benim belirlediğim şartlarda olacak. İlginç.